255 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması için bir ışık düzenleği hazırladı. Her yıl yüzlerce insan ışık hadisesi olayını gözlemlemek için bu arada bir araya geliyor. Bu yıl programa çok sayıda insan katıldı, o anları kaçırmamak için. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 255 yıl önce hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için yaptırdığı türbeye 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ışığın girmesini sağlayacak bir sistem kurmuştu. Asırlardır devam eden ışık hadisesi, türbenin hemen yanındaki kule ve tepede bulunan duvar ve kalenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Her yıl Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce kişi, 255 yıl önce dönemin astronomi dehası İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bu düzeneğini görmek için bir araya geliyor. Siirt Valiliğince düzenlenen etkinlikte, sabah namazının ardından Tilla'da bulunan meydanda toplananlar ışık hadisesini izledi. Işık hadisesi etkinliği her yıl olduğu gibi bu yılda Kur'an tilavetiyle başladı. Tekbir ve salavatlar eşliğinde güneşin doğması beklendi. Saat 06:10 sıralarında Sinevizyon'dan ışık hadisesinin belirmesi üzerine meydandakiler telefonlarını sırılarak görüntü almaya çalıştı. Çok güzel bir duygu yaşadık. Mürit, mürşit ilişkisinin zirveye taşındığı bir olay. Malum Fakirullah Hazretleri'nin talebesi İbrahim Hakkı Hazretleri, mürşidine olan muhabbetinden dolayı böyle bir şeyi gerçekleştirmiş. Bu hadise bize bir harf öğretenlere nasıl hürmet etmemiz gerektiğini de gösteriyor. İsmail Hakkı Hazretleri gibi değerlerimiz bu konuda gerçekten de ön ayak oldular. Bizlere güzel yollar gösterdiler. Rabbim geleceklerimizi, gençlerimizi bu yoldan ayırmasın diyorum. Siirt Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Yunus Gülmek, ülkemizde böylesi alimlerin yetişmiş olması toplumumuza örnek olmalı dedi. Aslında bu bir vefanın örneğidir. Bir öğrencinin hocasına gösterdiği vefadır. Bizler de kendimize örnek göstermemiz gerekir. Ülkemizde bu tür alimlerin yetişmesi örnek olmalı bizim toplumumuza. Biz de bu vefakarlığı üstadlarımıza, alimlerimize, öğretmenlerimize, babalarımıza, annelerimize göstermemiz gerekir.